sağ olsunlar böyle evlerini açtılar. Şu an burası evlerinin bahçesiymiş bu arada. Çok büyük aileler burada. Çünkü bir ailenin büyük olması daha çok iş gücü demek, daha çok insan demek, daha çok insan demek de daha çok para demek. O yüzden hadi, çok fazla hadi. Çocuk yapma durumu ne var şey? Burada. Şöyle geçelim. Şimdi içeriye giriyoruz. Çok daha derinliklere ineceğiz. Abi, bizim buraya maskeyle girmemiz lazımdı. Şurada yaşayanlar var abi. Burası apartmanın girişi. Burada da bir hayatın devam ettiğini görmek, bilmiyorum ya, şükretmeye bir sebep mi? There is the we should have wearing mask. İnanılmaz bir görüntü ya. Şöyle bir kompresli hali 250 kilogrammış. Center of Love. İşte tüm Kahire şehrinin kahrını burası çekiyor diyebiliriz. Buradan piramitleri bile görebiliyoruz. Zebelin Mısır Arapçasında çöp insanlar olarak geçiyor. Bu mahallede yaşayan 70 bin insan. Bakın böyle yukarı çıkarken bir katta da. I want him to guess. Bir öyle tentatif sekre. Şeffaf. 100 dolar elde ediyorlar. Her bir domuzdan 6 aylık olduğun. Of çok kötü kokuyor be. Dünyanın en pis mahallesi Mokattam'dan herkese selamlar. Burası çöp insanların, yani Mısır Arapçasında Zebellin olarak bilinen insanların diyarı. Çok büyük bir mahalledeyiz şu anda. Bu mahallede 70 bin kişi yaşıyor. Peki böyle bir yerdeyken ben nasıl buraya dünyanın en pis mahallesi diyebildim? Şu anda 20 bin kişilik bir amfiteyatrodayız ve burası rivayete göre altında bulunduğumuz Mokattam Dağı'nın yürütülmesiyle ortaya çıkıyor. 900'lü yıllarda, yani çok eski bir yerdeyiz şu anda. Teknik olarak bir mağaranın içindeyiz ve mağara oyularak buradaki kilise inşa ediliyor. Çok ilginç bir hikayesi var buranın. Bu mağaranın ismi Saint Simon Katedrali, yani Aziz Simon Katedrali. Ben size kısaca rivayeti anlatayım. 900'lü yıllarda eski Mısır burada mevcutken söylentiye göre dönemin halifesi dini liderleri topluyor ve hep birlikte bir konuşma yapmak istiyor. Bu dini liderlerin arasında Kıpti Hristiyan Abraham da geliyor. Toplantıda bir tartışma çıkıyor ve Kıpti Hristiyan olan Abraham şöyle bir cümleyle alıntı yapıyor. Diyor ki, eğer bir hardal tanesi kadar bile inancın varsa dağları yerinden oynatabilirsin. Bunun üzerine dönemin halifesi de diyor ki, hadi oynat bakalım ama 3 günün var. Eğer 3 gün içinde bu Mokattam Dağı'nı, yani şu an gördüğümüz, eteğinde olduğumuz Mokattam Dağı'nı yerinden oynatamazsan bölgedeki bütün Kıpti Hristiyanları kılıçtan geçiririm. Bunun üzerine Abraham ne yaparım ne ederim diyor ve sonunda Kahire'de bulunan eski bir pazar alanında Simon isimli Aziz'i buluyor. Simon tek gözlü, elinde şifalı suyla kapı kapı dolaşan, şifa dağıtan bir adammış o zaman. Simon diyor ki, ben bu işi sana yapabilirim. Abraham Simon'u alıyor ve buraya getiriyor. Şu an gördüğünüz yer tabi ortada yokken. Simon'u buraya getirdikten sonra Abraham'a diyor ki Simon, benim ardından 3 kez tekrar et. Lord'um merhamet et diye 3 kez söylüyor ve ardından Abraham da aynı şekilde 3 kez bunu tekrar ediyor ve bu Mokattam Dağı'nın yerinden oynadığı söyleniyor. Ve dağ yerinden oynadığında işte böyle bir alan ortaya çıkıyor ve söylentiye göre yine halife şaşkınlık içinde bir dağın yerinden oynamasını izlerken Aziz Simon da gözden kayboluyor. Bir daha da kimse onu bulamıyor ve buraya Aziz Simon Katedrali ismini veriyorlar veya kilisesi diyebiliriz. 1974 yılında da buradaki tonlarca kayayı kazarak tam olarak buradaki bu amfiteyatroyu buluyorlar ve tabii şimdi renove etmişler ve içinde bulunduğumuz büyük mahallenin en tepesinde bulunuyor burası. Buraya gelmek biraz meşakkatli. Pek taksi girmiyor aslında buralara. Biz bugün arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yanımızda hello guys. They already know you actually. But you want to introduce yourself again? My name is Muhammad. And you were with us in City of the Dead video and yes. People love you. Really? Yeah.
They are actually inviting you to Turkey. I'm coming. Ölüler Şehri videosundan May'i biliyorsunuz. Yanımızda bugün Nasir var. Hi guys, Nasir here. We have both names is like exactly the same in Turkey. Nasir so and I'm Muhammad. Half Turkish now. You have May? May, we don't have May, but what can you be like? Maya. Maya olabilir. Maya olabilir. It's evet. A nickname here. Maya. You are Maya in our video. And Nasir. Nasir. And Ali. Bugün böyle bir ekiple buradan ayrılıyoruz ve dünyanın gerçekten hiç abartmıyorum en pis mahallesine giriyoruz. Buradan bile kokuları alabiliyorum. Ne mutlu ki size aktaramıyorum bu kokuları. Şimdi mahallenin içine doğru gireceğiz hep beraber ve Arapça bilmediğimiz için Arapça bilen arkadaşlarımız tabii yardımcı olacak. Hatta yanımızda bir de mahalleli olacak. Birazdan o da bize katılacak. Onun da İngilizcesi yok. Böyle karışık diller olarak mahalleye giriş yapacağız birazdan. 4-5 video önce Mısır'a ilk geldiğimizde bu mahallede bir video yapmıştık ama mahallenin içine pek girememiştik. Bugün biraz daha mahallenin içine gireceğiz. The guy is waiting for us outside. He's like a local living here. He will connect us with the locals who recycle everything. Diyor ki şu an mahalleye geçişimiz biraz sürprizli olacak. İlginç bir şey kullanacağız diyor. Bana da söylemedi bakalım. Bana da sürpriz olacak yani. Evet, böyle ilginç bir yerden şimdi mahalleye doğru giriş yapacağız. Şimdi mağaradan çıktık. Yukarıda gördüğünüz mozaikte İncil için çok kutsal olan 3 şey mozaik olarak renklendirilmiş. Biri çarmıha gerilme, biri yeniden canlanma, biri ise cennete yükseliş. Bu şekilde mozaikle renklendirilmiş yukarıda. Selam aleyküm. What's your name? Welcome to the machine. Holy soul. Thank you. So that's the transportation guys. Evet, sürprizimiz buymuş. Dünyanın en pis mahallesinde, yani çöp insanları mahallesinde şu anda tuktukla ilerliyoruz. Burada sokak lezzetleri. Tuktuğun raconu bu. Şöyle öne oturan, buraya tutunarak gidiyor. Yoksa şuradan düşebilirsin yani. Sol bacağım dışarıda gidiyoruz. 70 bin nüfuslu mahalledeyiz şu anda. 70 bin nüfusu var mahallenin. Şimdi içeriye giriyoruz. Bir önceki videoda çok profesyonel bir çekim yapamamıştık. Ama bu sefer çok daha derinliklere ineceğiz. Çok daha fazla bilgiye sahibiz. Burası tamamen bir geri dönüşüm mahallesi. Dünyada buranın örneği yok. Şöyle ki benim diyen Batı Avrupa ülkelerindeki geri dönüşüm oranı bile ele alınan çöplerin ayrıştırılması sonrasında %20-25 kadar oluyor. Ha, buraya. Okay. Ama burada geri dönüşüm oranı tam %85. Yani benim diyen Batı Avrupa ülkelerine taş çıkartacak bir oran. Bu bakımdan çok efektif bir geri dönüşüm sistemi var bu mahallede. Civarıyla birlikte neredeyse tam 30 milyon nüfusu olan Kahire'nin tüm çöpleri bu mahalleye geliyor. Ve bu mahalledeki 70 bin insan bu çöpleri ayrıştırıp geri dönüşüme sokuyor. Mahallenin asıl geçim kaynağı geri dönüşüm diyebiliriz. Acayip bir koku var ama bu kokuyu size gerçekten anlatamam. Burası bir Kıpti Hristiyan mahallesi. O yüzden kadınların giyimini de çok daha açık görebilirsiniz. Yani Müslüman sayısı çok az bu mahallede. Zaten duvarlarda da görebileceğiniz gibi sürekli İncil'den alıntılar var. Hristiyanlıkla ilgili resimler var. Hazreti İsa'nın resimleri var. Her yer bunlarla dolu. Camımız kırık abi. Evet, bakın böyle. Burada kadınlar genelde çöpleri ayrıştıranlar, toplayanlarsa erkekler. Bursa sayesinde nokma. Annes mesela min büyük hele, ona nekellim mağayım. Yani sanki biz 2024 yılına girdik ama burası bir 100 yıl geride gibi. Çok enteresan görüntüler var yani. Bu mahallede yaptığımız ilk videoyu izlediyseniz orada da zaten görebilirsiniz. Çok çok ilginç görüntüler var. Ya benim bugüne kadar hiçbir ülkede, hiçbir yerde görmediğim görüntülere şahit oluyoruz şu an. Tuk tuk. Bir ayağı batakta. İnanılmaz abi, şu görüntüye bakar mısınız? Burada yaşıyorlar bir de yani. Şimdi Ali Can'a bırakıyoruz. We are giving the camera to Ali.
He will show us now like how it starts, like the trucks come and drop the things here and then they distribute it to the houses depending on the category of the garbage, like plastic or cans or papers. There are four types. I'm not sure how many types. We will ask the locals now, but each family is assigned for a specific category of garbage, like families are assigned to plastic and some other families assigned some families to are cans. Only assigned to plastic. Yes, some families are only cans. Exactly. All the garbages are collected by men, I think, from the city, right? Yeah. And then they bring it here. Exactly. Okay. Abi şöyle anlatmak istediği şey şu. Temel olarak dörde ayrılıyor bu çöpler. Plastik, metal, teneke, organik gıdalar. So basically there is diff- we should have wearing masks. It's okay. Oh. Yeah. Maybe. So basically there are different spots for the trucks to drop the garbage, and then the men comes and collect these garbages and then they distribute it to the houses. And as you can see, like, there are lots of, like, tons of garbages. Garbages, yeah. Yes, and here you can see the pigs. Pigs. Yeah, they eat the leftovers. Oh. Bakın burada domuzları görüyorsunuz. 6 aylık olana kadar burada tutuyorlar ve bu çöplerin içindeki organik atıkları yemeleri için. Böylece hem organik atıklardan arınmış oluyor burası, kendiliğinden toparlanmış oluyor. Aynı zamanda da bunları satarak buradaki Kıpti Hristiyanlar gelir elde ediyor. 100 dolar elde ediyorlar her bir domuzdan 6 aylık olduğun. Of, çok kötü kokuyor be. Harbi berbat kokuyor ya. Ve tabii bunlar Müslüman işi olmadığı için Müslümanların bulunduğu yerlere satmıyorlar. Bu domuzları otellere, restoranlara, Hristiyanların yoğun olduğu, turistlerin yoğun geldiği yerlere satıyorlar. Ve aileler burada domuzlardan da aynı zamanda gelir kazanmış oluyor böylece. Mahallede 450 bine yakın domuz olduğu söyleniyor. So like the types are plastic cans, metal, papers. And there's like different types of papers, different types. Exactly. They're also subdivided. Yes, and then they distribute it to the houses. Yeah. For the families assigned to the plastic, and then for other families assigned for papers and so on. And then like there's a percentage, the distribution here, like they recycle around 80% of the garbage, which is a very high percentage. It's so high. Yes. Yeah. Comparing to other like companies all over the world, they recycle around 20 or 25%. Here it's around 80%, which is very high. It's so effective, actually. Exactly. And then, so one of the guy there, he's carrying the garbages. Maybe he's bringing garbages from Cairo City to here. Let's ask him. Yeah, let's ask. Abi burada aileler iş bölümü yapıyor. Bazı aileler sadece plastik, bazı aileler sadece kağıtları ayrıştırmakla uğraşıyor. Mesela ileride gördüğünüz şu amca muhtemelen şehirden toplamış çöpleri ve buraya getiriyor. Sonra kadınlar, ailenin kadınları da bunları ayrıştırıyor. Plastikleri görebiliyorsunuz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. El akbar. ممكن أسألك يعني لو يعني çok zor bir iş ya. خطة الإعادة bu çöpün içinde yaşıyorsun. Bu kokuda yani bir guaz bu kokunun içindesin abi hayatım boyunca. İnanılmaz bir koku var. Bak. بجيبوها من القاهرة كلها. كولا، فانتا، deterjan şişeleri, bütün plastikler burada. Bunları sıkıştırıyorlar. Şu an mesela Arapça iletişim kuruyoruz çünkü bizim Arapçamız yok haliyle. Burada çok fazla anlaşamıyoruz. O yüzden çok yararlı oldu. Arkadaşlarımız sağ olsun bize beraber geldi. I just asked him how they do it from like the point zero till the end of the recycling process. Like how they collect it, how they distribute it and what they do with the garbage and everything. Şimdi buradaki abimiz bize tam olarak sıfırdan bu çöpler evlerden çıktıktan sonra nasıl bir işleme tabi tutuluyor ve buraya geliyor onu anlatacak. Arapça tabi biz de çevireceğiz. Maş bus kullana yani انت بتجمعها ازاي وبعدين بتيجي تفرزوها كل مكان مسؤول عن مكان الزباله بيجيبها وبيشتغلها ماشي تبقى بلد زي كده يعني كل bizim buraya maskeyle girmemiz lazımdı. Alışkın değilim yani böyle bir kokuya. Bu çok... Ben de istemiyorum yani. Ben de yapmak istemiyorum. Şu hareketi evet insanlara karşı da yapmak istemiyorum. Sonuçta insan burada yaşıyor ama. Okey. O baden bituazaha adet tadıyor. Okey. Meş. Bu büyüt öyle bir gemma kulli de bu bulak. Meş. في حاجة اسمها زبادي فيها حديد وفي ألمونيا تعرف تدي رينج حوالي كم حاجة؟
all the garbages are distributed to the houses, and then after they distribute like all the garbages inside the houses, they start like distributing the garbage itself. Mm. I mean, like make the plastic on its own, and then they the paper, and then yeah. to differentiate between okay. everything. And then, for example, here they collect the bottles. Şimdi burada yes. evlerden topladıkları karışık bütün şişeler bunların içinde. Bunun içinde karışık abi. Sıkıştırılması lazım bunların. Bunlar 30 milyon insan yaşadığı Kahire şehrinden buraya geliyor. Buraya işte az önce gördüğünüz o abimiz getiriyor, buraya bırakıyor. Buradan şu makinelere geçiyor. Bak bu makinelerde kompres oluyor. Sıkıştırılıyor şöyle makinede ve en son hali de bu. En son hali de burada sıkıştırılmış ve bunu isterlerse Çin'e bile satabiliyorlar. Yani bu da başka bir gelir kapısı. Bunu böyle bu şekilde kompres halde götürüp başka ülkelere de satabiliyorlar. Şimdi bir de uygulamada görelim. Bu şekilde çalışması da böyle. Bakın burada şu şekilde sıkıştırıp bastırıp en son şu haline getiriyorlar bu şişeleri. Buna da burada likit diyorlar, liquid diyorlar. Yani içinde likit olan, sıvı olan her şeyi bir araya getirebiliyorlar. İşte az önce anlattığımız gibi pet şişeler, su şişeleri, bunların hepsini bir araya sıkıştırabiliyorlar. Bir de şöyle bir şey söyledi, o da ilgimi çekti. 250 kilogram ediyormuş burası. Şöyle bir kompresli hali şu şişelerin 250 kilogrammış. Ben o kadar ağır olduğunu tahmin etmezdim. Şükran. 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 Teslim habib. And then they distribute the like this 250 kilograms to some companies to like recycle it to make it that you can use it again. Yeah, yeah, recycle yes, it and exactly. use it in a different way. Yeah. Exactly. This is actually a house. People yes, live inside. People actually live upstairs if you find it. Seriously. Abi yes. burada söylediğine göre gerçekten insanlar yaşıyor. Bakın. Şurada yaşayanlar var abi. Burası apartmanın girişi. Tabii daha giremiyoruz abi. O kadar çok sinek var ki burada. Ya girmek mümkün değil ya. Şurada yaşıyorlar. Bakın yukarı asmışlar eşyaları zaten. Burada yukarıda gördüğünüz gibi bütün apartmanlar dolu aslında. Terk edilmiş gibi dursa da her daire dolu burada. How many people live here? 4 or 5 families. Like in each floor maybe you can find one flat or two flats. Yeah. And it's like around 4 floors, which is around either 4 families if one per floor yeah, yeah. or maybe 8 families if 2 families per floor. Uh-huh. How are you? Fine. You're fine? What's your name? What's your name? My name is Kralis. Tagroba kulla hepimiz. Okay. Lena lema biyigu btefrizuhum ezay. Burası gerçekten bir apartman girişi. Ya ben şuraya daha fazla yaklaşamıyorum öyle söyleyeyim. Yenfa fi hadden sawa. İnanılmaz bir görüntü. Bu kadarı biraz şok edici oldu. Alışkın da olmayınca harbiden Teslima durması zor bir yer ya. Amel ey kullu hal. عايزين نصور طريقه الفرز كده اهو يا So we will visit one family how they separate all the garbage. Yes. Şimdi burada yaşayan bir aile evini açtı bize sağ olsunlar. Etrafı size göstermek istiyoruz dediler. Buralar bilinsin istiyoruz dediler aslında. O yüzden biz de geldik. Şimdi burada nasıl ayrıştırıyorlar göstereceğiz. Ağzımıza da sinek giriyor be. Sadece kadınlar burada bu çöpleri ayrıştırıyor. Erkekler çöpü getiriyor, kadınlar ise ayrıştırıyor. Yani... Ya keşke uzun giyseydik be. So basically as you can see here, this is for example aluminum. Here is the spoons, here is the forks. And everything is like splitted on its own. Burada kaplar var mesela. Yes. Burada sadece çatal ve kaşıklar var. Burada bu şekilde. Hepsi ayrışmış yani burada. Bu kadınlar burada bunları ayrıştırıyor. Burada organik atıklar falan da var. Marko, ma fiş ay hadi fiyin ma. Aiz mesela ya. İade tedvir bitamiluha ezay? Söylemek istediğim bir şey olup olmadığını soruyor şu anda. Ölel ha ölel.
والقشره لوحده والبلد ده والمعادن لوحدها هي كل حاجه لوحدها والخامه نفسها يعني ازاي بتقسمي يعني بتقسمي مثلا البلاستيك لوحده وبتقسمي الحديد مثلا لوحده يعني حتى الحاجه نفسها يعني لو جبنه بتبقى لوحدها زبادي اللي هو زبادي زبادي ولا انتوا بتسموها زبادي لا الزبادي علب الزبادي نفسها ده الصفيح so they split the cans on its own the plastic they name it heavy plastic and light plastic for example if it's a plastic can used for like yogurt it's on a side and then other plastic can like for example these ones yeah so this is what they call liquid like this is cans yes cans different tenekeleri ayrı koyuyor yes this is another kind of cans like metals like not cola not pepsi onların hepsini tek tek ayrıştırıyorlar this is called transparent plastic şeffaf is the same in Turkish yes şeffaf yeah so they split the spoons and the forks This is like, for example, this is pottery, and this is handmade stuff. They also separate it on its own. El yapımı olanları da bakın ayırıyorlar bu şekilde. And they sell it in tons. Sonra işte otellere falan gidiyor bunlar. Mesela hortumlar. Ama fi epo. Hemen bir amele. Pipetler, hortumlar, hepsi burada. Fifo. صورنا خنزير شوية عربي خنزير تاني؟ نو عربي تركيا هو من تركيا لا sağ olsunlar böyle evlerini açtılar şu an burası evlerinin bahçesiymiş bu arada çok büyük aileler burada çünkü bir ailenin büyük olması daha çok iş gücü demek daha çok insan demek daha çok insan demek de daha çok para demek o yüzden çok fazla çocuk yapma durumu var burada şöyle geçelim Now he wants to show us how they pet the pigs because they eat the leftovers. Yeah. Şimdi besledikleri domuzları gösterecek bize evinin bahçesinde. Cows and pigs. Evet, burada inekler var. Domuzları az önce de söylediğim gibi 6 aylık olduğunda satıyorlar otellere. Hristiyanların veya turistlerin geldiği yerlere. Biraz karanlık buralar çünkü elektrik yok, su yok. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz şu an. Here is the pigs and she just gave birth. Daha yeni doğum yapmış bir domuz. Şimdi bunlara buradaki atıkları falan yedirtiyorlar. Şimdi evin terasına çıkacağız. Oo. Hayvanat bahçesi gibi olmuş burası ya. Burası bilim kurgu filmi gibi bir yer ya. Şöyle yukarıdan da şimdi görme şansımız oluyor. Mahalleyi bakın. Çok acayip bir yerdeyiz ya. Valla durmadan çok acayip bir yerdeyiz. Ve sürekli inanılmaz kelimelerini kullanıyorum ama gerçekten gözüme inanamadığım manzaralarla karşılaştım ya ben burada. Alican aşağıda burnunu tutuyor. Zor duruyor zaten orada. Alican'ın midesi biraz hassas. Aşağıda bıraktık onu. Şöyle yukarıdan da görebilirsiniz. Aşağıda büyük bir çöplük içinde. İşte tüm Kahire şehrinin kahrını burası çekiyor diyebiliriz. Ama tabii buradaki çöpler bu insanlar için gerçekten nimet. Yani buradaki çöpleri buradan alın. Bu insanlar gerçekten geçinemez. 2009 yılında belki hatırlarsınız. Domuz gribine önlem olsun diye 2009 yılında Mısır hükümeti önlem amaçlı domuzları bir tane bile kalmayıncaya dek yok etmeye karar verdi. Ve o dönem burada büyük bir açlık, burada büyük bir kıtlık gerçekleşti. Videonun başında söylediğim gibi burası bir Kıpti Hristiyan mahallesi. Ve bu mahallede İnsanlar domuz eti tüketiyor. Aslında biraz da tüketmek zorunda da kalıyor. Çünkü en ulaşılabilir et, en ulaşılabilir gıda burada domuz eti. Ve bunu buradaki insanlardan aldıklarında burası çok ciddi bir kıtlık çekmiş zamanında. Şu an tabii tekrar her aile kendi çapında böyle domuzlarla birlikte yaşamaya devam ediyor.
He's asking how old are you? How old am I? How old do I look, you think? I want him to guess. بيقول لك انت تفتكره كم سنه يعني شكله يدي كم سنه 35 Come on, come on. He looks young. شكله اصغر. 30. Yes, 30. You? 25. Same as you, yeah. He's now recommending to go upstairs because as you can see, look at the pigeons. They fly, keep going around. Yeah, it would be amazing. Yeah, let's go. Diyor ki bize yukarı çıkalım. Şuraya tepeye çıkalım diyor. O tepelerden uçan şu güvercinleri. Look at them. Hatta güvercinlere seslenen insanları göreceğiz. Burada güvercin hırsızlığı var. Bu güvercin hırsızlığına da şahit olalım istedik bakalım. Sadece güvercin hırsızlığından dolayı değil, aynı zamanda güvercin çekiyorlarmış buraya. Birazdan ona şahit olacağız. Evet ya, yani şu an burada bir yaşamın aktığını, burada da bir hayatın devam ettiğini görmek, bilmiyorum ya, şükretmeye bir sebep mi? Bilmiyorum yani. They are inviting us for lunch. Şükran. They're super kind and really so much appreciation for them. They spend 10 to 12 hours each day just to collect all the garbages and to recycle it, which makes the whole world healthier and like to protect everyone. So much appreciation for them. Buradan ayrılabiliriz artık. Bu arada her attığım adımda dedim ki niye kısa kollu giyip geldik buraya? Mahalli. Ney? You are with us this time. I love birds. You love birds. Yes. Okay, this time you are with us. Şimdi güvercinlerin olduğu bölgeye doğru çıkıyoruz. Burada güvercinleri birbirinden çalma oyunu var. Ve aynı zamanda güvercinleri çekme diye bir aktivite var. Aktivite demeyeyim, güvercin çekme, güvercin toplama var. Mesela iki tane güvercini burada topluyorlar tepede. Bu güvercinleri salıyorlar yönlendirerek. Başka güvercinleri de gruba katıyorlar. Ve böylece çok fazla güvercinleri olmuş oluyor. Şimdi yukarıda onu göreceğiz. En tepeye çıkacağız. Abi acayip görüntüler ya. Şu anda içinde bulunduğumuz apartman da geliri bir tık daha yüksek bir ailenin yaşadığı bir yer. Bakın böyle yukarı çıkarken bir katta da şöyle yığılmış çöpler var. Hristiyanlıkla ilgili resimleri görebiliyoruz her yerde. Bakın insanlar burada yaşıyor. Ayakkabılarını görebilirsiniz. Yukarıdan bayağı ilginç bir görüntü göreceğiz birazdan. Şu anda çöp şehrin en tepesine çıkıyoruz. Buradaki en yüksek yapılardan birine çıkıyoruz. Ve tüm bu şehri, daha doğrusu mahalleyi ayaklarımızın altında göreceğiz. Bak kuşların tüyleri, güvercin tüyleri. Bak yukarıda da güvercinler var. Burası kuşçuların yeri. Bu neymiş? Fişek. Fişekler abi burada. Right here? Burada güvercinlere evet. Kümes gibi. So now he's opening up for the pigeons to show us how they fly and come back, you know? Oh. Güvercinlerin kafesini açtı. Şöyle bir 10-15 tanesinin saldı güvercinleri. Bak. Tek başına çıkıyor ve tek başına çıktıktan sonra ıslık müdahalesiyle direktifi alıyorlar ve dörtlü olmaya başlıyor. Sonra o dörtlü de diğerlerinin arasına katılıyor. Sisteme bak ya. Bu da güvercinin tiny house. Geldi. Geç. Dikkat arkaya. Cheers, Saman, Kalas. Oh, Kalas. Wow. Güvercinlere seslenen adam. Burada bütün güvercinleri bu ıslıkla birbirine topluyor. Bak hepsi birlikte geziyor ve this tower and another tower they mix it together and now they are flying all together. Like all the pigeons together. Öyle bir ıslık çalıyor ki karşıda da biri var ıslık çalıyor. Ve ikisi ıslıklarla bağ kurup bütün güvercinleri havada birlikte uçuruyorlar. Yani bu kardeşimizin şurada bir sürü güvercini var. Az önce bu güvercinleri saldı. Grup olarak 15 tane güvercin. Oradaki çocuk da saldı aynı şekilde 10-15 tanesini. Sonra birlikte ıslıklarını öttürerek buradan o 15'erliği birleştirdiler. Tek bir grup halinde uçmalarını sağladılar. Şurada gördüğünüz de diğeri işte.
yellow. Egyptian flag. He is now like firing. Whoop. Kulaklar gitti. Boom efekti olduğu için o sesi videoya koyamadık ama çok fena bir fişek patlattı burada. Fişekle beraber şu anda güvercinleri buraya geri çağırdı. Look how far the... Two other groups. Yes, they always come back to the pigeon tower. Aa, bir tane daha attı fişek. Bak orada patladı. Wow, look how far they are now. They are so far and they will come back, huh? And then they come back. It's like flying a drone. Yes. Hop, attı aşağı. Bakın geldiler abi. Şimdi birazdan bunlar inecek ve böyle yuvalarına girecekler. Ve şu anda çok ilginç bir şeye de şahit oluyoruz. Hava kısmen biraz daha iyi ve karşıda piramitleri görebiliyoruz. Kameradan görünecek mi bilmiyorum. Bakın belki görüyorsunuzdur şurada. Bence görüyorsunuz. Buradan piramitleri bile görebiliyoruz. Keops piramidini görebiliyoruz bak. Evet, gerçekten bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir sahneyle karşı karşıyasınız. Dünyanın en pis mahallesi, Mısır'ın başkenti Kahire'nin hemen yakınlarında bulunan Zebelin'deyiz. Zebelin Mısır Arapçasında çöp insanlar olarak geçiyor ve komple bir mahalle çöplük. 30 milyonluk Kahire'nin çöpünü bu mahalleye taşıyorlar ve bu mahallede yaşayan 70 bin insan bu çöpleri ayrıştırarak, geri dönüşüm yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Artık yavaş yavaş buradan inmenin vakti geldi. Abimiz de güvercinleri çağırıyor da gelmiyorlar. Bak sinirlenmeye başladı ha. Fişek üstüne fişek patlattı da. Wow. Stanika. Aşağıda hayvanları görüyorsunuz. İnanılmaz bir görüntü ya. Az önce de dediğim gibi yani bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir yer yani burası. Dışarıdan gelen biri için çok zor bir yer. Yani burada vakit geçirmesi bile, bir iki saatini geçirmek bile çok zor. İnanılmaz bir korku var. Şimdi mahallenin derinliklerine doğru devam ediyoruz. Bayağı bir trafik var. Trafiğin nedeni de videonun başında da anlattığım gibi şehirden bütün çöpler buraya getiriliyor, buraya toplanıyor. Ve bunları da tabii bu arabalarla getirmeye çalışıyorlar. Yürüyerek getiremezler çünkü şu an şehirden uzağız. Şehirden uzak olduğumuz için toplu taşıma da yok buraya. Hatta topsuz taşıma bile yok. Yani buraya taksi falan girmiyor. Biz buraya sağ olsun Nasır'ın arabasıyla geldik. Sonra da bir tuktuk tuttu. İçeride tuktuklar var. Kendi içinde çalışan, mahalle içinde çalışan. Onlarla böyle içeride biraz yürüyebiliyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Giyim tek tip genelde mahallede. Selam. Hop. Üstünüze yıkılmasın. Bu arada şu anda Kıpti Hristiyanların yeni yılı. Yani yeni yılı kutlamaya devam ediyor Kıpti Hristiyanlar. O yüzden de biraz daha böyle sakin bir atmosfer var. O yüzden rahat hareket edebiliyoruz. İnsanlar gergin ve stresli değil bugün. Çünkü çoğu insan bugün çalışmıyor. Onlar için tatil niteliğinde bugün. Yani mesela bak öndeki kadından görebileceğiniz gibi burada kadınlar genelde bu şekilde tek tip giyiniyorlar. Tek elbise. Erkekler de öyle. Tek elbise giyiyor. Şeraki, şu anda sanat dükkanına gideceğiz. Geri dönüşüme sokup yaptıkları kolye, bileklik gibi şeyler var. Orayı da görmek istiyorum ben çünkü çok enteresan bir dükkana gidiyoruz şimdi. Buradaki çöplerden falan böyle yapıyorlarmış onları da. Şimdi orayı görmeye gideceğiz. Kimisi şeraya efendim. Onlar da bilmiyor neresi olduğunu da. Ben nereden buldum onu da bilmiyorum ya. Dükkanı ben nereden buldum hiçbir fikrim yok. Yaralı tuktuğumuza bindik. Şimdi çok ilginç bir dükkana doğru ilerliyoruz. Bu küçük dükkanda burada geri dönüşüme soktukları bazı eşyalardan takı falan yapıyorlarmış. Orayı da görmek istiyorum ben buraya gelmişken. Valla Vice belgeseli gibi bir video çekiyoruz şu anda. Artık bir beğeninizi alırım ya. Bu videoyu da beğenmeden geçmeyin yani. Evet. Pamuk eller like tuşuna lütfen. Margire içen mahallemizin dayıları. Yürümekten daha zor ya. Bak.
Yani küçük bir mahalle gibi dursa da 70 bin insan yaşıyor. Aslında hiç de küçük değil yani. Abi korna sesleri manyak ya. Kurşunlu camımızdan bakıyorum size. Yürüsek mi ya? Yürüsek mi ya? Atla. Abi önümüz kesildi. Trafik oluştu. Hayvan trafiği ile insan trafiği birbirine girmiş durumda burada. Maybe we can have a walk. Maybe, yeah. Okay, let's go. Hızlı bir kararla indik çünkü manası yok bu trafikte yürümenin. The goat just walking. The goat. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hey, how are you? Türkiye. What's your name? Mert. Mert. Nice to meet you. El Kavaga Berber. How do you feel? Kimse kameradan falan çekinmedi ya. Ben bile daha çok çekindim valla. Kasap var. Mahalle kasabı herhalde. Etler ilginç duruyor ama. Şöyle yoldan geçeyim. Şu an tam olarak yolun ortasında yürüyorum. Manyak bir kaos var abi. Manyak bir kaos var. İşte bu yüzden indik. Yani şöyle bir tuktukla buraya kadar gelebilmemiz yarım saat sürecekti yani. Center of Love. Mahallenin girişinde bu şekilde aşkın merkezi yazıyor. I'm very glad to see this because people are very friendly. Nobody even said like no to camera. They were like this. Yeah, they were so friendly. Hi. Burada bir dövmeci gördüm ben. Açık hava dövmeci. He makes like this, one of these. Bu katalogdan seçiyorsun. Herhangi bir şey yapıyor burada. Şimdi yeri bulduk. Şu an çok ilginç bir yerdeyiz. Gördüğünüz şu ufak dükkanda tamamen buradaki çöplerden yapılmış olan ürünler var. Yani bu mahallede gördüğünüz az önce bütün o yollarda, sokaklarda, evlerin içinde gördüğümüz kadınların ayıştırdığı çöplerden yapılan çok ilginç ürünler var. From the type of cans, unique products. These are out of cans. Yeah, you see. And this is espresso capsule for cafe. Espresso cap. Yeah. This is unique product. Tenekeden yapılmış. Kutu kolaların falan o açacağı bakın böyle. Elinizi açıyorsunuz ya, çıt ediyorsunuz. İşte bu. Mesela şurada bir ilginç bir şey daha var. Bunlar espresso. Bunlar espresso kapsüllerinden yapılmış. Belki de içtiğimiz Nespresso kapsüllerinden yapılmış olan, bakın böyle el yapımı bir ürün, çanta. Ve burada tamamen handmade diyor bakın. Mokattam. Yani bulunduğumuz bölgenin ismi Mokattam da tamamen el yapımı. Geri dönüşümden oluşturulmuş bir ürün. Bakın, espresso kapsüllerinden bir... Ne bu? It's necklace. Is it necklace? Yeah, necklace. Yeah. Necklace. Ben bir şeyler alacağım buradan ya. What are you made of? Magazine of papers. Dergi. Dergi kağıtlarından. Bakın, bir derginin sayfalarından yapmış bunu ya. Vallahi takdire şayan ya. Benim çok hoşuma gitti ya. These products are all made of the recycled products from the neighborhood. Yeah, yeah. In our association for the protection of the environment, ABE, we made recycling from clean fabrics. And all the paper came directly from the university schools offices company to make these products. Bu yaptıkları ürünleri, gönüllü olarak bu yaptıkları ürünleri hem burada satıyorlar ama tabii buraya ne kadar turist gelir pek gelmeyebilir. O yüzden bunları aslında ihraç ediyorlar. Bunları Amerika, Kanada gibi ülkelere gönderiyorlar, satıyorlar yani. Bu şekilde de buradaki community'ye, yani buradaki topluluğa yardımı dokunuyor buranın. But we have many different machines to make recycled for plastics, cardboard, made in the community here, recycling. Mm-hmm, but because in Egypt the garbage mixed together, organic and solid, very dirty. Yes. The recycled glass to melt it in the oven. Melt it? Yeah, to make like bak this. Abi, 7 yeah. Up. Bir 7 Up şişesi aslında bu. Bunu bu şekilde eritip bu hale getirmişler. Mesela bak Pepsi Cola. Bunu eritip yine yapıştırmışlar birbirine.
From newspapers. Bakın gazetelerden. Yeah. Mısır gazetelerinden yaptıkları bir ürün yine. Unique products. Unique products. Direct from the association. Improve income for our community, especially girls and women. Bizim de şu topluluğa bir katkımız olsun istiyorum. Bu kadar gezdik bugün. Size de gösterdik. Giderken de hem bana şöyle bir armağan olsun. Belki de ilerleyen günlerde sizlerden birine yarısını veririm. Yarısı da bende kalsın. Bu muhteşem bir hatıra olacak diye düşünüyorum. Bunu alalım. He wants to take a picture with us. Ha, yeah. Şöyle. Birbirlerine sist diye çağırıyorlar. Sist dedi mi? Yallah. Biri sana sesleniyordur. Ya öpücük atıyorlar ya da sist yapıyorlar. Mali hafta, mali mekan yok ya da. Mr. Nasr, yemeyin. Şükran. Evet, artık tuttuğumuza binelim. O rengarenk, apartmana bak. Çöp insanların yaşadığı, dünyanın en pis mahallesi olan Zebelin'den şu anda çıkış yapıyoruz. Başladığımız yere geri geldik. Hava da kararmaya başlayacak birazdan. Koca bir mahalleyi en derinliklerine kadar gezmeye çalıştık. Ve sağ olsun Nasır'la May'i de bize yardımcı oldular. Çünkü bizim Arapçamız yok başta da dediğim gibi. Bazı insanlar burada evini açtı. Nasıl yaşadıklarını bize gösterdiler. Buranın çok büyük yapım şirketleri tarafından bazı belgeselleri yapıldı daha önce. Bugün biz Türkçe olarak burada ilk kez bu kadar nitelikli bir video çekmeye karar verdik. Burası aslında tehlikeli bir yer değil ama tehlike arz edebilir. Eğer ne çektiğinizi ve derdinizi anlatamıyorsanız biz de Nasır'la May'in sayesinde buradaki insanlarla iletişim kurup evlerine kadar girebildik. Nasıl yaşadıklarını görebildik ve buradaki geri dönüşümün nasıl yapıldığını öğrendik. Bu çevre açısından çok önemli bir şey çünkü dünyanın her yerinde çöpler birikiyor. Evlerimizde bunları Türkiye'de genelde ayrıştırmıyoruz ve ayrıştıran insanları burada gördük ve Kahire'nin 30 milyonluk nüfusunun çöpünün burada 70 bin kişi tarafından nasıl ayrıştırıldığını gördük. Benim için çok değerli bir gün ve çok ilginç bir deneyim oldu. Eminim sizin için de öyle olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmadıysanız abone olunuz. Yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bugün burada konsept olarak çöp şehri gezdik ve dolayısıyla geri dönüşümle geçinen insanlar olduğu için her yer çöplüktü. Ama bu demek değil ki Mısır çöplükten ibaret. Mısır çok pis bir yer. Böyle bir şeyi bu videodan çıkarmanızı istemem. Tekrar söylemek istedim. Bu videonun konsepti bu zaten. Genellikle ekstrem yerlerdeyiz. O yüzden gittiğimiz yerleri ülke tanıtımı olarak nitelendirmek istemiyorum. Siz de konuya böyle bakmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.